Arkadaşlar merhabalar. 7 Ağustos 2023 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş. Şimdi hatırlatmakta fayda var. Kayda geçelim. Ondan sonra böyle şeyler de oluyor. Şöyle arkadaşlar, İmam tefeci oldu. Köylüleri borç batağına sürükledi. Sadece görev yeri değiştirdi. Demek ki bir yerden torpilli bu İmam. Biliyorsunuz çok vakitleri oluyor bu Diyanet imamlarının. Biliyorsunuz daha doğrusu hocalığı, imamlığı para karşılığı yapmak günah. Yani. Fakat ona rağmen yapılıyor. Anlamış değilim. Yani bir meslek kapısı olmaması gerekirken yapılıyor. Şimdi önce haberi bir kayda geçelim arkadaşlar. Nevşehir'de görev yapan köy imamı isimlerin baş harflerini vermiş, MG ekmek. Köylüye kurduğu borç, bir de tuzak kurmuş arkadaşlar. Normal bir tefecilik değil. Normal bir tefecilik değil. Verirsin, hadi 2 kuruş fazla alırsın, 1 kuruş fazla alırsın diyelim. Yüksek faize senet imzalatıyor. Bakın arkadaşlar, yani din var ama ahlak yok. Yani bu sadece bu dine mahsus değil. Birçoğunda öyle yani. Hristiyan'da da var, işte Yahudi'de de var. Yani din pek bağlayıcı olmuyor. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani o Vatikan'da işte görüyorsunuz, küçük çocuklara tecavüz ediliyor falan. Bir şey var demek ki. Egemen Bağış mesela, AKP'li milletvekili şimdi ne derler? Kebap yapıyor, kebap. Şeyde Prag Büyükelçiliği'nde kebap yapıyor adam. Ne dedi? Akara makara dedi. Akara bakara değil mi? Bakara suresiyle ilgili. Bir şey var. Demek ki bir şey biliyor abi bu adam. Bu kadar rahat yani. Umurunda değil. İşte mesela bizim köyde ben gördüm imamı. Hatta gittiğimizde onu koşuya falan da çıkarmıştım, ziyarete gittiğimde. Fakat adamda bir para gözlük vardı abi. Söylemesi ayıp yani. Yardım mardım işte, şöyle alacağız, ayakkabılık alacağız, işte ofisi şeye, camiye şunu alacağız. Her gün bir şey için geliyordu bana. Dedim bunu birilerinin huzurunda vereyim sana, yani zabıtlı mabıtlı ki bir şeye benzesin değil mi? Bunu istismar etme. Verdik. Verdik artık, Allah bilir. Şimdi diyeceğim o, yani şey değil abi, yani pek bağlayıcı olmuyor. Şimdi birazdan ayrı bir videoda da yani eşcinsel imamdan bahsedeceğim. Devam edelim. Tamam. Dağıtmıyorum. Peki devam edelim. Ne diyor? Tefecilik yaparken 24 ayar verdi, 24 ayar istedi. Hem kayda geçelim şöyle. Aldığı paranın 3 katını ödedi. Malları satıp üstünü vermedi. Kaymakam el atıyor. Fakat sadece kınama cezası alıyor. Allah Allah. Bunların demek ki şebekeleri de güçlü, yani ilişkileri de güçlü. Artık partiden kimleri tanıyorsa bir şey yapılamıyor buna. Demek ki artık yani AKP'ye iyi mi destek verdi, ne yaptı, ne derler ona, il başkanını mı tanıyor, parti teşkilatında teşkilat başkanını mı tanıyor, ilçe başkanını mı tanıyor? Yani yoksa baksana, kaymakam bir şey yapamamış. Diyanet imamın görev yerini değiştirdi bak. Görev yerini değiştiriyor abi ya. İmam yaptığını şöyle savundu. Ne demiş? Soruşturma kapsamında ifade veren pardon, imam yaptıklarını reddetmedi. Oo, kabul etti. İfadesinde borç para verdim. Fark olduysa zaman içerisinde değer artışından dolayı kaynaklanmıştır. Borç verip 3 sene alamadığım borçlar oldu. Yazık. Bu 3 sene içerisinde de döviz çok arttı. Altın ile borç aldılar, ödemediler. Haciz dairesi de yasal, kullanmayalım yasalı, kanuni diyelim. Kanuni faiziyle tahsil etti. Yani kanuni yoldan aldım dedi. Evet arkadaşlar. Bunu kaydettik değil mi? Tamam. Şimdi de bir tarihte, hazır ondan bahsetmişken, bir tarihte daha bir tefecimiz var. Tefeci imam tutuklandı. Mustafa Kemal Paşa da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan. Bak bunda isim açık vermiş ya, yazık. Şöyle kayda geçelim bunu da. Evet.
tutuksuz yargılanmak üzere sonra serbest bırakılmış. 2009 haberi. Şimdi arkadaşlar bir de benim imamım var. Nerede? Ne derler ona? Benim delim mi var derler. Bak. İstanbul Feriköy'de ben de bunu haber yapmıştım. Feriköy'de. Cemaatten bana şey geldi, haber geldi. İşte hani para toparlanır ya arkadaşlar, derneği vardır ya caminin, dernekleri vardır. İşte o paraların şey yapıldığı, yani istismar edildiği söylendi bana. Dediler ki işte, bir de çok şık giyinen birisidir bu. İsmini vermeyeyim. İsmi önemli değil. Çok şık giyinen birisidir. Beymen'den. Siz bilir misiniz Beymen'i? İGS'yi. Hangisini söyleyeyim? Vakko mu diyeyim? Ne diyeyim? Öğlen Vakko, akşam İGS, işte Beymen, bir şeyler söyleyin yani. O rakamlar yani, yalnız şeyinizi verseniz, maaşınızı verseniz alamazsınız. Tamam mı? Yani o tapu paraları bilmem neler falan oraya gidiyormuş. Mahkemeye intikal etti. Halbuki savcılıktaymış zaten, savcılıktaymış ama haber olunca savcılık hemen beni aradı. Savcı beni aradı. Hemen o sümen altı edilen dosyayı yukarı çıkardı. Cezalandırdı herhalde. Bir de şeyi vardı, siyasi hayatı vardı. DYP'den milletvekilliğine adaylığını koyacaktı. Olmadı. Bitti. Siyasi hayat da bitti. Bana husumet besledi. Arkamdan adam göndermiş beni bıçaklatmaya. Neyse son anda fark ettik. Evet. Durum bu. Şöyle arkadaşlar. 7 Ağustos 2023 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş. Gözünüzden kaçmıştı. Bilin. Yani düşünürken bir veri olsun kafanızda, done olsun. Demek ki yani ehli ahlak lazım insanlara. Görüyorsun işte, bakın bu belki ilahiyat mezunudur. Belki imam hatiptir ama kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki, devam edeceğiz.